Ben İstanbul. Tarihin en gizemli ve en eski kentlerinden biriyim. Tam 400 bin yaşındayım. Gördüğünüz mağara adamı bu toprakların ilk insanı. Evet, o ilk İstanbul. Avrupa halklarının atası yaşadığı toprakların üç büyük imparatorluğa başkentlik yapacağından habersiz. Sırlar ve felaketler, efsaneler ve gerçekler, ıstıraplar ve aşklar hep iç içe geçti burada. Aşk ve sır, işte en güzellisi. Yunan mitolojisinin ana karakteri Zeus, bir gün Io adlı bir genç kıza aşık oldu. Ancak eşi Hera'nın hücumundan korkuyordu. Onu bir iğneye çevirdi ama yine de kaderin önüne geçemedi. Kendisini kovalayan sinekten kaçan Io'nun geçtiği yere inek geçidi anlamında Bosporus, yani boğaz içine koydu. Ne büyük savaşçılar, ne büyük alimler gördü. Ama Zeus ve Io'nun toplumun Megara kralı Pizas benim için unutulmaz. Çünkü o benim ilk kurucum. Bir kahinin öğününe kulak verip Körler şehrinin karşısına beni resmetti. Bugün ismi Kadıköy olan Kalkedon'a neden mi Körler şehridir? Çünkü Kalkedon kurucularının tarihi yarımadanın güzelliğini göremeyecek kadar gözleri kördü. Söylenceler, dahiller, krallar, Pizas ilk göz aldı. Ama Roma İmparatoru Konstantin beni küçük bir kentten dünyanın en özel kenti yaptı. Başka gözler, artık Roma İmparatorluğu'nun başkenti, dünyanın merkezi. ...1500 yıl boyunca medeni dünya, bugün Sultanahmet Meydanı olarak bilinen hipodromun girişindeki milyon taşına göre saatlerini ayarladı. Eski dünyanın en görkemli parçaları hep burada toplandı. Bu abideler gücünün nişanesiydi. Mezopotamya'da kazanılan zafer sonrası Mısır'ın görkemli başkenti Luxor'da yapılan dikili taş. Pers askerlerinin silah ve zırhlarının eritilmesiyle Delfi'deki Apollon tapınağının önüne dikilen yılan sütü hem şanın hem de koruyucu tılsımı oldu. Bugün çemberli taş olarak bilinen Konstantin sütunu da içinde birçok gizemi barındırıyor. Sütunun üstünde Konstantin'in heykeli vardı. Heykel 12. yüzyılda parçalandı. Heykel ve sütunun içinde Hazreti İsa'nın kullandığı testiyle gerildiği çarmıhın parçalarının saklandığı yüzyıllarca söyleme geldi. Ayasofya, şaheserim, gözümün nuru. Sizin bildiğiniz Ayasofya aynı yerde yapılan üçüncü mabedi. Rivayete göre Ayasofya eski dünyanın tüm kutsallarını barındırıyor. İsrailoğullarının kutsal ahit sandığı Hazreti İsa'nın kutsal kasesi Nuh'un gemisinden parçalanmış. Ayasofya hakkında söylenceler sonsuzdur. Hazreti Muhammed'in doğduğu gece kulesi yıkılmış ve yıllarca tamir edilememiştir. Mevliya Çelebi'nin aktardığına göre Hazreti Peygamber'in ağzından alınan su Zemzem suyuyla karıştırılınca ancak açtırılmıştır. Ayasofya, bin yıl boyunca hiçbir yapı onun görkeminin yanına bile yaklaşamadı. Ayasofya'nın hemen yanı başındaki yere bakan sarnıcı, yalnızca İstanbulluların tek su kaynağıydı. Mitolojide kendisine bakanı taşa çevirmesiyle ünlü Medusa'nın kurduğu sarnıç, bitmek tükenmek bilmeyen istilacı saldırılara karşı en büyük yaşam kaynağıydı. Bugün bile keşfedilmeyi bekleyen yeraltı denizleriyle bir sırlar şekliydi. Bu sırrı çözmek için Avarlar, Sasaniler, Bulgarlar, Orta Çağ'ın en güçlü surlarını aşmaya çalıştı. İlk tanıdığı Müslümanlar Emevilerdi. Ama İslam ordusu da o dev surları aşamadı. O savaşta şehit düşen sahabe Eyüp ve Ensari'nin mezarına bulmak ve oraya Eyüp Sultan Camii'ni dikmek bir Türk'e nasip oldu. Evet, Hz. Muhammed'in bir hadisi şerifinde müjdelediği fethi Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirdi. Peygamberin o ne güzel oldu dediği Osmanlı ordusu, o ne güzel komutan dediği Fatih Sultan Mehmet'ti.
Fatih benim kaderimi sonsuza dek değiştirdi. İşte bu benim efsanem. Fatih Sultan Mehmet. Koltuk çarpıp yeni çağıracağım büyük padişah. Heyecandan kendimi tanıtmayı unuttum. Benim adım da Fatih. Onun tahta ilk çıktığı yaştayım. Oysa ikinci Murat daha hayattayken 12 yaşında Osmanlı padişahı oldu. Ancak başkalar var mı önlerine gelince babasına bir mektup yazdı ve eğer padişah sensen gel ordunun başına geç. Eğer padişah bensen emrediyorum gel ve ordunun başına geç dedi. İşte böyle büyük bir liderdi. İkinci kez tahta çıktığında 19 yaşındaydı ve 2 yıl sonra en yakınındakiler bile inanmazken İstanbul'u fethetti. Boğaz'a Karadeniz'den girişi engellemek için 4 ayda Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa ettirdi. Askerin morali düştüğünde gemileri karadan büyütüp Haliç'e indirdi. O çağın en büyük ateş gücü şahit okunu kendi çizdi. Şahit oku sayesinde yüzyıllarca aşılamayan surlarda gedikler açmayı başardı. O gediklerden giren Yeniçeriler şehrin burçlarına Osmanlı sancağını dikti. Fatih ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldı ve 53 günde İstanbul'u bir Türk Müslüman şehri haline getirdi. Fatih'in benzerlerinden farklı kılan yalnızca askeri dehası değildi. O, iki kıtanın, iki denizin, iki büyük medeniyetin sahibi büyük bir Rönesans hükümdarıydı. Sanata, edebiyata çok önem verirdi. Dünyanın en görkemli kütüphanelerinden birini Tıpkırı Sarayı'nda kurdurdu. Fatih, o çağlarda benzerine pek rastlanmayan, tüm toplulukların haklarına saygı gösteren hoşgörülü bir imparatordu. Şimdi arkamızı dönün. Bu kapı sizi tarihin en büyük maceralarından birine çıkartacak. Siz kutunun arkasında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sizi bekliyor. Hiçbir detayı atlamadan parçası olun. Çünkü dünya döndükçe bu büyük destan hep hayranlıkla anlatılacak. Bambaşka bir hikaye. Aslında var olan. İmkansızı gerçek yapan. Bir delir kapatıp bir devir açan. Büyük fethe hazırlanın. Vakit kaybına lüzum yok. Tez Rumeli'ye hisar inşa edilsin. Vazifemiz hayat ve mat meselesidir.
Gemileri Aniş'ten indirmektir tek yolumuz. Geriye dönmek yok. Hayatınızı sınırlayın.